Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomist kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul'u konuştuk. Bu yayında altın, gümüş, euro ve yurt dışı borsaları konuşacağız. Yine darpane altın sertifikası gibi, gmstr gibi ürünlerinde ekran fiyatlarına şöyle bir bakarız. Evvela hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Ben yayınıma başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi ve yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin. Evet. Ekranda euro dolar paritesini görüyorsunuz. Dün de anlatmıştım. Bakın dolar endeksinde daha agresif işler olacak mı olmayacak mı? Trump firi bir şekilde piyasalarda kabul edilmiş, ikna görmüş gibi doların güçlenmesi devam ediyor. Öte yandan bu dolar güçlenmesi devam ederken şurada 1.0760 gibi bir seviye var. Bakın euro tarafında. Burada 1.0760 ve Japon Yeni içinde önemli gördüğüm bir bant var. Bu banda kadar tepki hareketlerini standart olarak şu ana kadar anlattık. Şimdi ama artık belirli bir sınıra doğru yaklaşıyorlar. Japon Yeni tarafına baktığım zaman bakın bir miktar tehlikeli görebileceğim bir band 152 bandının 152-153 bandından buralardan yukarı doğru gidiyorsa o zaman Japon yerinde böyle eksit olarak bir baskı meydana gelebilir. İyi bir değerleme sürecine girmişti. Bu 152-153 bandına kadar standart kabul ettiğim bir tablodur. Üzerine doğru atıyorsa ekstra olarak ve bu kalıcılıkla daha da sert yukarıya doğru gitme eğilimleri yaratır. Bu 152'lerin aşağısına doğru yeniden gelmesi lazım. Şu an ilk gün olduğu için şöyle bir haftalık kapanışları görmeden erken anons vermem ama şimdi burayı yakın takip ediyorum. Euro dolar paritesinde de özellikle ama özellikle şu 1.0760 1.0750 hiçbir şey kalmadı. Bakın buraya kadar anlattık. Bu 1.0760 1.0750 bantları aşağı yönü kırılıyorsa daha agresif işler olur. Yakın takip ediyorum bu nedenle. Buralara kadar hani genel resim itibariyle hani Euro Türk Lirası borcu olan mesela buralardan kısmi değerlenmeler yapabilir mi? Mümkündür. Bunu anlatıyorum. Üstlerden beridir anlatıyorum zaten. Şu şu bant kırıldığından beri anlatıyorum. İşte 1.08 1.0750 buralardan beri konuşuyoruz. Buraların aşağısına doğru kırılıyorsa o zaman biraz daha dikkat edeceğiz. Çünkü dolar endeksi tarafında da hani hem yen hem euro dolar paritesi hem dolar endeksi beraber takip ediyorum. Yen çok kritik bir alanda. Dolar endeksi dolar endeksi de kritik bir alana yaklaşıyor. Euro dolar paritesi de kritik bir alana inmek üzere çok az bir alan kaldı. O açıdan burayı yakın takip ediyorum. Burası artık karar merkezi olacak. Daha evvel şurada baktığım zaman Ekim 2023'ten beri başlayan paritenin trendi Dip noktası burasıymış. Bakalım bu 10750 60'tan euro yukarı, dolar aşağı bir tablo görebilecek miyiz? Şimdi bu bir, bu kaldıraçlı piyasalarda iş yapanlar için anahtar olması açısından söyledim. Gelelim 10 yıllıklar cephesine. 10 yıllıklarda da agresif bir imaj vardı. Anlattık bunu. Ta 3.80'lerden beri anlatıyorum aman diyoruz bekleyin biraz daha gidebilirler. Gidiyorlar da biraz daha. Şimdi şöyle baktığımız zaman 4.30, 4.35 buralara doğru ilerleyişin devam etme olasılığı var. Bu, buraların üzerine doğru çıkarsa o zaman ekstra konuşuruz. Yani çünkü benim burada takip ettiğim bir trend var. O da Nisan 2023'ten gelen bir trend. Oraya kadar çıkmasını beklerim. 4.34, 4.35'e kadar olardan boynunu büküyorsa o zaman bir TLT düşünülebilir. Bir yatırım tavsiyesi olmadan. Evet burayı da konuştuktan sonra Nerelere bakalım? Altın ve gümüş cephesine bakalım. Altın tarafında altın tarafı rekor tazelemeye devam etti. İçinde bulunduğumuz süreç itibariyle şöyle bir ara kanal da yaptı. Bakın o ara kanala çarpa çarpa ilerleyecektir. 2763 dolar seviyesi altın tarafında teknik bir ara direnç. Güçlü dirençler ise 2780'de ve daha sonrasında 2900-3000 kanallarında olacak. Yakın takip ediyoruz. Arada mutlaka düşüşler olacaktır. Orayı takip ediyoruz. Bunun dışında altın tarafında artık 2650 dolar üzerinde kaldıkça Genel eğilim güçlüdür. Onu da söyleyelim. Yani çünkü altın tarafında güçlü bir tablo var. Bir 50-60 dolar düşse biz düşecek demiştik falan filan derler. Bunu 2400'lerdeyken de görmüştüm. 2286 dolara düşmüştü. Ama o da alış fırsatıydı. Yine buralara doğru gelişleri standart karşılarım. 2763 dolarlar kısa vadeli dirençler olacaktır. Bir de her defasında short pozisyon kovalandığı kuvvetle muhtemel piyasada fark ediliyordur. O. o nedenle bunlar fırsat buldukça piyasa yukarı doğru gittikçe de ekstra olarak Short pozisyonlar biriktikçe muhtemelen yukarıda sürüyorlardır. Bu da bir dip not olsun. Şöyle nereye doğru ilerleyebilir? 2840 dolarlara doğru ilerleyişin devam etme ihtimali masadır. Ama dediğim gibi 2760 kısa vadeli direncimiz 2709 dolarsa yakın destek olarak takip edebilir. Hatta 2720, 2709 oraların aşağısını bir baskı unsuru olarak o zaman okuyabilirsiniz. Evet. 2763 ve 2780'de sıralı dirençlerimiz genel momentum altından yana kalmaya devam ediyor. Gelelim gümüş cephesine. Gümüş cephesinde 34-75 ve 35-60 bu ara kutu dikkat dediğimiz kutu ve daha agresif kutu ise şu 35-60-37-70 arasındaki o 38 diyelim hadi 35-38 diyelim o ara kutu çok tehlikeli. Geçmişte bu 35 dolar kıyıları da stres yaratmış. O açıdan yakın takipteyim. Küçük ara düzeltmeler mutlaka olur. O açıdan hani düştü sattım aldım vesaire. Bunları bilemem ama 33 28 33 70. Bu ikisi üzerinde kaldıkça teknik takip yapılabilir. Çok kısa vadeli trendler için konuşuyorum. 32 dolar üzerinde kaldıkça, kaldıkça da ana trend takipleri yapılabilir. 35 60 ve 38 dolarlarsa böyle gerçekten kallavi diyebileceğim boyutta dirençlerdir. Gelelim altın gümüş rasyosuna. Rasyoda 80 aşağısında oluşmuş bir seyir görmek istiyoruz dedik. Konuştuk, anlattık. 79,5'larda biraz tepki üretme çabası var. Şöyle 81 lere kadar tepki üretse bile bir problem yok. Bu böyle ara tepkilerle birazcık kendini soğuta soğuta 76'ya kadar gelebilir. Yani gümüş bahsettiğimiz gibi o 35 60 38 arası kutuya kadar gidecek mi diye takip etmek mümkündür diyebiliyoruz. Evet. Bunu da bu şekilde özetlemiş olalım. Gram gümüşe de şöyle bir ekran fiyatıyla bakayım. O da soruluyor X TRYG diyelim. Gram gümüşte neler oluyor? Evet, gram gümüşte benim şöyle bir teknik hedefim vardı. 38 lira 70 kuruş. Bakın o benim TL bazı hedefimin ilk kanalına gelmiş birazcık da bu alarda yalpalamalar var. 36 36'lara 36 kadar olası geri çekilmeler standart kabul edilir. 38 üzerine doğru çıkışlardaysa ise 43 lira 70 kuruş gibi teknik bir hedef karşımıza gelecektir. Gelelim bunun ekran ürünü olan GMSTR'ye. GMSTR de benim darpane altın sertifikası gibi borsada alınıp satılabilir olarak kullandığım ürünlerden bir tanesi. Şu anki güncel fiyat 240 liralarda ki bunu 138 liralarda orta vadeli değerlendirilebilir olarak anlatmıştık. 244-249 sıralı dirençlerimiz olacak. 231 lira kadar geri çekilmeler standarttır. Bakın 231-234 buralara kadar geri çekilmeler teknik anlamda standart artık kabul edilir. Hatta şu ara kanal uzun zamandır sorun yaratmıştı. Buraya kadar gelip kalkarsa onay olarak düşünülür ve daha iyi bir hareket beklenir. Yani gümüş kısa vadede biraz geri çekiliyorsa örnek veriyorum mesela 32.5'a 33.70'lere doğru şöyle geri çekilmeler daha sonrasında kalkışla da sonuçlanıyorsa yeni bir zirveye doğru ilerleme hamlesi olarak düşünülür. Şimdilik bu tarafın grafikleri sıcak ve taze. Darphane altın sertifikasında işler nasıl ona da şöyle bir göz bakalım. Darphane altın sertifikasına baktığımız zaman sertifika 34 lirada 33 lira 10 kuruş aşağısına girelemedikçe şimdilik ben burada bir problem görmüyorum. Yukarıda özellikle kritik göreceğim bölge 35 lira 16 kuruş olacaktır. Evet altına baktık gümüşe baktık küçük kısmı geri çekilmeleri zaten mümkün olabileceğini anlattık. Gelelim S&P 500'e. S&P 500'de kısa vadeli güç kayıplarını konuşmak istiyorsanız evvela bir 5 800'lerin aşağısına doğru baskı geldiğini görmelisiniz ki o zaman kısa vadede biraz güç kaybından bahsedelim. Bu güç kaybı da eğer şöyle alt kanallara doğru inerse biz bunu tekrar alış fırsatı olarak anlatırız. Çünkü ABD seçimlerinde bir belirsizliği masadan kalkmasını ve hemen seçim sonrası 25 basmanlık bir faiz indirimi gelmesini beklediğimizden ana resim itibariyle burada bu tarz fiyat hareketliliklerini bir değerlendirme imkanı olarak görürüz. Gelelim Bitcoin tarafına. Bitcoin tarafında da 68.700, gibi bir bandın kritik bir direnç olduğunu konuşmuştuk buradaki yayınlarımızda. Ve Bitcoin tarafına baktığım zaman şuradaki 69.150 dolar seviyesi önemli. 69.400'lere kadar bakın iğne bırakmış bu kanaldan geri dönmüş. Şimdi şöyle 66.200'lerin aşağısına doğru geliyorsa yeniden 63.500 ve 61.800'e kadar gerileme ihtimali var. Şu 66.200'leri yakın takip edin. Aşağısında 63.500 ve 61.800'ler var. Bu kanalı bozmasını da beklemem açıkçası. Buralara kadar gerilemeler sonrasında tekrar ataklar getirebilir. Birazcık zaman çalarak en azından para kazandırması mümkün ama zaman çalmaya bir miktar daha devam ederek bunu yapabilir. Gram altın fiyatlamaları neler söylüyor ona da bakalım. Gram gümüşe baktık o da öksüz kalmasın. Şöyle bakalım gram altın tarafında 3030 liralara doğru geldiniz ve mükemmel güzel bir ilerleyiş devam ediyor. Şuralarda baktığım zaman yakın kanallarda 2980 lira ve 2950 liralar üzerinde kaldıkça yön yukarı. 3140 liralara kadar ekran fiyatında ilk etapta devam etme olasılığını masa tutuyorum. Kapalı çarşıdaki fiyatlamalar çok daha agresif ilerlemeye devam ediyordur. Ondan yana bir problem yok. Şöyle bir Kapalı çarşı fiyatlamalarını da göstereyim sizlere. 3155 liradan satıyor zaten kapalı çarşı. Darpan altın sertifikasının fiyatına bakınca 1 gram altın 3400 liraymış gibi bir izlenim var. Orası makası çok açtı. Borsada alım, alım satım yapıldığı için. Evet genel resim böyle. Takip hatlarını verdik. Kısa vadeli olası hedeflerini verdik. Nerelere doğru gidebileceğini aktardık. Şimdilik paylaşacaklarımız bu kadar. Sağlıcakla kalın dostlar.